Konuşacak bir sürü şeyimiz var. Konser bilgisini şimdiden veriyorum. 30 Temmuz'da olduğunu. Güzel bir yerdeyim. Konser evet, öncesi. Senin fonun benden daha havalı. Kızılgerdan'la kendimi ve güzel şeyler yapmaya çalışıp onun kıymeti görülmeyen kişileri sembolize etmeye çalıştığım için. Her albümün, her kendi müzikal dönemim, her yıl neysem onu yansıttığım müzikler ve albümler yapmaya çalıştım. Bu bir seçim. Ben bir 2 yıl bunu denemek istedim ve köyde yaşadım. Ben memnunum açıkçası hip hop kültürünün geldiği başarı seviyelerinden. 30 Temmuz Zorlu PSM konserine bağlayacağım. Hı hı. Aslında bu da bir anlamda bu konserin özel bir konser olduğunu anlıyorum. Olak, size hoş geldiniz. Bugün Can Kazaz izinle. Can, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Yolumda. Şu anda güzel bir yerdeyim. Konser öncesi... Evet, senin fonun benden daha havalı. Konser öncesi son enerjimi depoluyordum, tatildeydim. Onun son günündeyim. Döneceğim yarın ve provalara başlayıp konsere çıkacağız. Öyle, Bergama Antik Kenti'nden sesleniyorum şu an. Can çok havalı bir yerden bizimle beraber. Ben ev ortamından dahil oldum. Bu sıcak İstanbul günde ama teknoloji bizi yerde bırakmıyor neyse ki. Aslında bizim Can'la bir yere gelmemizin sebebi de kendisinin de söylediği gibi 30 Temmuz'da Zorlu PSM'de Vestel Amfisi'de bir konseri var. Hı hı. Bu konser sebebiyle aslında bir araya geldik ama tabii konuşacak bir sürü şeyimiz var. Konser bilgisini şimdiden veriyorum, 30 Temmuz'da olduğunu. Tekrar orayla ilgili konuşacağım. Ama oraya gelmeden önce biraz tabii Can'la konuşacak şeylerimiz var. Can geçen sene bir albüm, bir EP yayınladı. Biraz onları konuşalım istiyorum. Tabii. Aslında biz Can'la 2018'de Sürsün Bahar albümünün yayınında görüşmüştük. Universal Music'in ofisinde söyleşi yapmıştık. O zaman yüz yüze görüşebiliyorduk. Hayat biraz daha enteresan ve kolaydı. İnşallah şimdi öyle olacak. Aşılarımız da olduk. Herkes aşısını olsun. Aslında bu albüm, yani tabii ben Can'ı öncesinde tanıyordum ama bu albümle yüz yüze geldiğiniz için. Albümün çok duygusal yanı vardı ve Can'la o söyleşimiz beni çok etkilemişti. Anladığım kadarıyla bu albümden de sonra sen 16. Boğaziçi Müzik Ödülü'nde galiba en iyi alternatif sanatçı ödülünü kazandın, değil mi? Doğru mu hatırlıyorum? Doğru. Ve aslında biz seninle o konuşmayı yaptığımızda sen ya o albümden önce ya da işte o zamanlar herhalde Çanakkale'ye taşınmıştın yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi tabii şu an aslında herkesin 1,5 senedir falan aslında hayalini kurduğu şeyi sen o zamanlar düşünüp yapmışsın gibi gözüküyor. Pandemi zamanı çok az konuşalım, hani bitmedi ama artık hayatımızın bir parçası belki de. Nasıl geçirdi bu 1,5 seneyi? Senin için aslında normal devam eden hayat aynen mi devam etti? Biraz orayı konuşup orayı paketleyip devam edelim. Ya evet, çok bir insan olmadığım için ben çok hani dışarıda vakit geçiren, işte çok fazla yani daha kendi başıma vakit geçmeyi seven ve öyle çok fazla vakit geçiren biriyim, öyle söyleyeyim. O yüzden pandemi ilk başladığında çok etkilemedi beni aslında. Sadece dışarı çıkmamak için gerçek bir bahane artık diye düşünüyordum. Sonra işte o esnada bir de tabii albüm yapıyordum hakikaten. Dediğin gibi bir EP yeni çıkmıştı. Yani EP. Sonra Kızılgerdan albümünü yapmaya giriştim zaten. Tamamen prodüksiyona odaklandım. Evde imkanım olduğu için yapabildim. Ve o 2020'yi tamamen aslında çok çalışarak, başka bir takım işte düetler yaparak, birçok isimle çalışarak geçirdim. Ama 2021'den itibaren bir böyle artık durmam lazım. Çünkü senelerdir neredeyse her yıl bir albüm veya bir EP bir şey mutlaka çıktığı için beni yani artık bir durma evresi geldi, öyle diyeyim. Pauza bastım. Şimdi bir 2021'i birazcık daha yavaş geçiriyorum çalışma anlamında. Zaten konserler de yok. Böyle birazcık birikmem lazım yeniden gibi bir süreçteyim ama sıkılma evreme geldim, yani öyle söyleyebilirim. Pandemiden yoruldum yani ben de. Tabii yani pandeminin aslında zorlamadığı kimse yoktur herhalde. Herkes biraz evde olmayı, evde olma kısmını sevdi herhalde ama hiç kimse bunun 2 yıldan, yani 2 yıla yaklaşacağını düşünmemişti başta muhtemelen. O anlamda haklısın. Tabii aslında hazır sen de söylemişken istersen çok az You Can EP'si ile ilgili konuşalım. Aslında senin yapmak istediğin müziğin evrildiği yerde aslında bu EP ile başlıyor diye anlıyorum. Çünkü Kızılgerdan'da yanlışsam sen düzelt, aslında yapmak istediğin müziğe bu albümde ulaştığımı düşünüyorum gibi bir beyanatını okudum. You Can ile başlayalım. Aslında diğer yani önceden yazılan şarkıları yeni versiyonlarıyla daha modern ve günümüz sounduna yaklaştıran bir albüm yayınladın.
Biraz onun hazırlığını konuşalım, sonra da Kızılgerdan'a geçelim istersen. Ya Yuken biraz sembolik bir isim olarak seçtik aslında. Benim ilk hip hop prodüktörlüğü yıllarımda ki nickname'imdi. Yuken olarak bir isimle çıkmıştım. Daha sonra bırakmıştım o ismi kullanmayı. Kendi ismimi Can Kazız olarak kullanmaya devam ettim. Biraz o yıllara geri dönüş gibi. Zaten bir açılış introsu var EP'nin. Orada da bahsediyor bu ismin nereden geldiğini. Birazcık daha R&B tarafına çevirdim müziği. Onu da yani aslında çok daha iyi olabilecek bir albümde. Çok arkasında duramıyorum sound anlamında ama birazcık böyle bir nasıl diyeyim sembolik, daha sahnenin nasıl olacağını, artık performansların nasıl olacağını ifade eden bir albüm oldu. Bir EP oldu zaten. 4 parça, 5 parça var. Ardından da Kızılgerdan'a giriştim işte. Aslında şarkılar birikmişti. Onları bu yeni soundla, daha yapmak istediğim soundla tamamen bu sefer odaklanarak, hani sembolik değil de hakikaten oturaklı bir müzik olsun diye uğraştım. Yine R&B tarafında oldu. Ama akustik taraftan da kopmamak için iki tane küçük akustik gitar vokal hediyesi var albümün. Doğru. Sonlara doğru iki tane şarkı var. Peki ben tabii albüm isimlerine falan böyle takılıp merak eden kişilerdenim. Kızılgerdan'ın ben de birçok kişi Kızılgergedan diyorum maalesef ama bu videoda demeyeceğime söz veriyorum. Kızılgerdan ismiyle alakalı anlatabileceğim bir şeyler vardır diye tahmin ediyorum. O yüzden sana bırakayım bu kısmı. Kızılgerdan şarkı olarak da benim albümde en sevdiğim şarkılarımdan biri. Çünkü böyle eskilerden çok sevdiğim, iyice böyle West Coast Hip Hop, işte G-Funk soundlarını içeriyor birazcık. O yüzden de yani seviyorum, dinlemeyi de seviyorum. Hani kendi vokalimi çıkarıp arkada olan bir tane şeyi de dinlemeyi çok seviyorum o şarkıda. Hani özel bir yeri var diyelim. Ve bir sembol aslında Kızılgerdan şu anda benim kariyerimde. Hani yani şarkıda diyorum ki işte bir Kızılgerdan meşe dalında gösteriyor güzelliğini. En masum şeyler bile iltifatsız. Yani ben ona yeterince iltifat edemiyorum gibi bir ifade var. Ama o da aslında şey demek yani. Biraz Kızılgerdan'la kendimi ve güzel şeyler yapmaya çalışıp onun kıymeti görülmeyen kişileri sembolize etmeye çalıştığım için bütün albümünde ismini kapsayacak bir isim oldu, öyle diyeyim. Yanlışsam senin 5. albümün değil mi? Bu doğru, bir albüm. Yollar ve Su, ben sizden karşıdan Tursun Bahar ve Kızılgerdan. 5. uzun albümü. Yani aslında tabii aralarda EP'ler de var. Evet, 5. uzun albümü. Evet, yani tabii bir sürü yayınladığın tekliler, EP'ler var ama hani albüm bakarsak 5 tane koca albüm var yani. Tabii yani 5 albüm bence mesela şey gibi olur ya genelde. 3. albüm genelde böyle birazcık daha streslidir genelde. İşte hani ilk albümde belki benzer şey yapar sanatçı. 3.sünde değiştiriyor mu, aynı mı kalıyor? İşte 4 onun devamı, tabii 5 ve hani bu da devam eden bir yolculuk. Şimdi sen 5 albüm yaptığın için ve şu anda aslında sound'unda bir değişiklik var. Ve daha söylediğin gibi hayalini kurduğun şeye yaklaştığını söylüyorsun. 5 albümlük, yani işte 2012-2020, 8 sene, az bir vakit değil aslında. Kendinle alakalı böyle kendini ne kadar eleştiriyorsun? Yani böyle sert eleştirenler misin? Yoksa böyle yaptığın müzikle alakalı geldiğin nokta açısından ilk günlere kıyasla kendini nasıl bir gelişim içerisinde görüyorsun? Yani bu soruyu böyle her tarafından değerlendirebilirsin. Kendimi eleştiririm tabii ki. Ve sert de eleştiririm. Doğru dürüst zaten benden daha fazla sert eleştiren biri olmuyor genelde. Keşke olsa hatta. Senelerdir istediğim bir şey. Yani şöyle, her albümün, her kendi müzikal dönemim, her yıl neysem onu yansıttığım müzikler ve albümler yapmaya çalıştım. O yüzden hepsi kendi bağlamında, kendi yılında, kendi dönemimde, benim de kişisel dönemlerim açısından baktığımızda en hani optimum diyeyim şekilde yansıtıyor beni ve müzik yapmak istediğim müziği. O yüzden hani şey değil, geriye dönüp ay bu çok kötüymüş gibi demiyorum da o dönem böyleymişim diyorum. O da hani o halimle de kendimi kabul etmeyi tercih ediyorum aslında. O yüzden de bu şu anda böyle bir döneme girdik ve müzikte böyle bir hal aldı. Daha da değişecek yani, onun için kafa patlatıyorum şu anda. Sen son iki albümü galiba dediğin gibi birazcık daha şehirden uzak bir yerde yaptın. Birazcık da bu soruyu onun için de merak ediyorum. Yani
şehir yaşantısı aslında insana birçok konuda bilmiyorum besliyor mu veyahut da işte bir yerden besliyor herhalde ama şehirden uzak yaşamanın da verdiği ayrı bir kaynak var bence. Yani ben hiçbir şey yazmayarak veyahut da şarkı yapmayarak bile bunu hissedebiliyorsam bunu o göze bakan birisi daha farklı değerlendiriyordur bence. Sen bu anlamda yani müzikal anlamda ve işte senin konsantrasyon anlamında şehirden uzak bir müzisyen olmanın getirisiyle alakalı ne düşünüyorsun? Şu anda aslında şehre geri döndüm. Ben sizden kaçtım albümünden birkaç ay sonra, yani 2006 2017'de gittim kırsala. 2016'nın sonu gibi karar alarak. 2019'un sonunda da döndüm. 2 yıl kaldım. Sürsün Bahar albümü aslında kırsalda kaldığım dönemden Okey, çıkan bir ben Kızılgiller'den öyle sanmıştım. Ben yanlış söylemişim. Haklısın. albüm. Şimdi döndüm. Ve yani bu hani öyle bir süre vardı zaten. Bir limit koymuştuk. O limit doldu ve geri döndüm tekrar. Ama şehrin çok göbeğinde değilim yine. Daha dışarılarında bir yerde yaşıyorum. Her an gidebilirim yani tekrar. Yani şey ya şimdi onun etkisi tabii yani ben hiçbir zaman şey demedim işte hani böyle köyde yaşamak lazım abi oradan bir arazi alıp oraya ev yapmak lazım gibi romantize etmiyorum. Her iki tarafında kendi zorlukları var. Yani şehirde yaşamak işte daha sosyal zorluklar ağırlıklı veya o kalabalıktan o keşmekeş diye hani klişe cümleler bunlar ama ondan yorulan o kısmı yoruyor beni. Benim için zor olan kısmı o. Köyde de işte kışı geçirmek, işte oradaki sosyal dinamikler veya işte bir şehrin getirdiği kolaylıklar vardır. Yani sonuçta iletişimsel açıdan Tabii. veya bir sipariş verdiğinde kapına kadar gelebiliyor olması falan gibi şeyler yok köyde de. Dolayısıyla hani bunlar çok şehir problemler hala tabii ama yani bir her iki tarafında hani ciddi zorlukları var. Bu bir seçim. Ben bir 2 yıl bunu denemek istedim ve köyde yaşadım. Şimdi tekrar şehirdeyim ve hani belki tekrar kırsala dönerim yani onunla ilgili bir tek kararım yok. Ya benim şey müzikal açıdan nasıl etkiledi? Yani böyle şey gibi hissettim kendim aslında Sürsün Bahar'ı yaparken mesela. Hani daha pastoral bir şey çıkmak zorunda galiba ben köyde yaşadığım için. O yüzden daha öyle bir aranjmana geri döneyim. Daha Yollar ve Su albümü gibi. Yollar ve Su'da şeyin hayalini kurmuştum. Daha doğanın içinde olmanın hayalini kurmuştum. Sürsün Bahar'ı yaparken doğanın, köy hayatının içindeydim. Ama noktaladıktan sonra köy hayatını Kızılger'den çok daha nasıl diyeyim işte daha şehir sound'u içeren birazcık daha urban diyebileceğimiz bir albüm oldu. Bu böyle işte dediğim gibi aslında tam olarak hangi dönemindeysem hayatımı onu yansıtan bir serüven gibi. Kızılgerdan'ın da introsu var ki dinlemelere baktığımda ben değilmişim demek ki yalnız diye düşünüyorum. Ciddi bir dinleyeni var onun da. Şarkı kadar dinlenmiş aslında. Bunu özellikle aslında sormak istiyorum. Çünkü hatta birazcık not aldım. İyiye gitsin diye yapıyorum yaptıklarımı. Yaptıklarımın çoğu zaman da farkındayım. İnsanın kafası karışıyor. Ne yapınca seviliyorum, ne yapınca itiliyorum. Yüz yüze tanışsak aslında söylediklerim karşıya belki de daha komik gelecek ama yazdığımda neyse başka algılanıyor falan diyorsun. Ama sonunda vazgeçtim deyip yani bitirdiğin taraf tabii yani intro'da vazgeçtim adının üstünde. Çok kendinden bulduğum şeyler de var enteresan yani albüm çıktığında nedeni böyle düşünmemiştim bazı şeyleri. Şu an düşündüğümde de gerçekten de böyle kimin neyi neden sevdiği veya niye sevmediği ve yani bir şeyleri herkes iyiye gitsin diye yapıyor ama bazen de gitmiyor işte böyle bu zorlamakla da olacak iş değil. Biraz bu intronun böyle yani albüme hem oturtuyorum hem oturtamıyorum. Böyle sanki daha çok söyleyeceğim bir şey varmış gibi de geliyor bir yandan da. O yüzden bu introyu biraz konuşmak istemiştim. Bu notu aldığımın sebebi buydu aslında. Evet, biraz hani yazılı olarak bir şeylere tepki gösterdiğim zaman insanlar beni çok sivri bir karakter olarak algılayabiliyor. Yani hani çok fazla uğraşıyor, çok kafa yoruyor, bu kadar çok şey yazmaya ne gerek var falan gibi bakanlar var. Hani oturalım işimizi yapalım gibi düşünülüyor. Ben birazcık daha eleştiri kültürünün gelişmesi taraftarıyım genel olarak hayatta, bütün konularda, sadece müzikte değil. Benim işim müzik olduğu için de müzik sektörüyle ilgili eleştirilerimi zaman zaman yazdım.
seneler içinde. Bu da böyle kimi yani hoşuna gitmeyen için sivri algılanan veya işte negatif algılanan, antipatik algılanabilen şeyler oluyor. Ama ben aslında şaka dilli, birazcık böyle kinayeli konuşan bir insanım ve bu yüz yüze olduğunda aslında hiç alınılacak bir şey söylemiyorum ama o yazılı okunduğunda ondan böyle ona dokundurum, sanki birilerine laf sokuyormuşum gibi falan algılanılıyor. Belki yani işte yazı dilinin şeyleri bunlar, dezavantajları herhalde. Evet, doğru. Yani öyle öyle şeyler yüzünden olaylar yaşadığım için birazcık da o zaman tamam susuyorum madem, vazgeçiyorum ve sadece işimi yapıyorum demeye çalıştığım bu durumdan, hani eleştiri kültürü için veya bir şeylerin gelişmesi için kendimi yırtmaktan, paralamaktan geri durmaya çalışacağım minimalinde bir konuşma. Kızılgerdan'da Anıl Piyancı ve Efe Demirel de var. İki şarkım var onlarda. Şeyi aslında birazcık merak ediyorum. Yani başka birileriyle çalışma ritüeli hani herkes için kolay olmayabilir ama sen aslında bu işe de çok yatkınsın ve daha önce de yaptığın bir sürü böyle şarkı var tabii. Bu isimlerle bu albümde bir araya gelme, hani albüm hazırlığı sırasında mı gelişti, yoksa hani beraber yaparken mi, orada anlatabileceğim bir şey varsa hani ona da burada değinmek isterim. Albümde gitarlar dışındaki her şeyi kendim yaptım. Gitarları da Efe Demirel zaten çalıyor. O ama bir ona solo section ayırdık Yaz Bitince şarkısında. O da onu da ben bir düet olarak yazmayı tercih ettim. Çünkü gerçekten oturdu o bölümü besteledi aslında Efe. Dolayısıyla isminin yer alması gerektiğini düşündüm. Öylece bir Efe ile hani isminin de geçtiği şekilde çalışmış oldu. Aynen, featuring gibi oldu. Anıl'la da Radyo Boğaziçi ödüllerinde aslında ilk defa yüz yüze tanıştık ama seneler önceden hani birbirimizi biliyoruz, benim rap yıllarından kalan hani tanışıklıklarımız var. Ama orada bir diyalog kuruldu. İşte o bir rap parçası olmasını istiyordum, yani bir rap verse olmasını istiyordum albümde. Bu benim yaptığım tarza da yakın işler yaptığı için Anıl uygun bir isim olduğunu düşündüm ve temasa geçtim. O da gerçekten hani hem hızla hem ciddi bir özveriyle uzun uzun sözler yazdı. Kaydını da hemen yaptı, yolladı. Bence yani bayağı güzel bir parça ortaya çıktığını düşünüyorum. Öyle bir enteresan, yani bir kariyerimde yani benim albümümde rap bir ilk aslında o anlamda. Aslında rap demişken bunu merak ediyorum, yani senin gibi hem çok yönlü hem de üretkenliği farklı paletlerde olan bir sanatçı için, yani Türkiye'deki rapin ilerleyişi hep olan bir janraydı belki ama son birkaç sene içerisinde enteresan bir ivmeyle ilerliyor. Çok isim çıkması da güzel bence. Ama bir o kadar da bir şeyden çok fazla üretildiği zaman bazen o işin işte her alanda bence böyle biraz niteliğinde de bir sıkıntı olabiliyor, yani kaliteler düşebiliyor ister istemez. Sen bunun müzikal anlamda nasıl değerlendiriyorsun? Yani Türkiye'deki rap müziğin yükselişi ve bu janrının büyümesi, tabii bu dijital müziğe de etkisi var elbette ki. Başka bir yolda ilerliyor artık müzik. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ben çeşitliliği her zaman savunuyorum her konuda. Dolayısıyla bu çeşitlilik bence iyi bir şey. Önemli olan dinleyicilerin bir dinleyici kültürüne sahip olması ve belli başlı elemeleri yapabilecek şekilde insanların, dinleyicinin, ben de dinleyiciyim sonuçta, kendimizi geliştiriyor olmamız tabii lazım. Bu elemeleri yaparsak o nitelikteki o düşüş hani bir yerde sınırlanacak gibi geliyor bana. Ve hani zaten baktığında bir sürü hani niteliksiz iş o filtrelerin altında kalıyor. İnsanlar hep bütün rap şarkıları dinleniyor diye bir şey yok. Biraz öyle gibi gözüküyor çok revaçta olduğu için. En nitelikliler veya belli bir kesime en çok hitap eden bileşenleri bir araya getirmiş rap müzikler öne çıkıyor. O yüzden de hani ben çok negatif bakmıyorum bu duruma. Tabii ki daha en nitelikli işler olsun, daha gelişsin isterim bunu ama bu işin merkezi biraz Amerika olduğu için de orada öncüler var. Orada bu işin ilerleten insanlar var haliyle. Dolayısıyla biz biraz hani arkadan gelerek veya işte yakalamaya çalışarak üretime devam ediyoruz. Ben memnunum açıkçası hip hop kültürünün geldiği başarı seviyelerinden. O yüzden çünkü hani senelerce yok sayılmış bir tür ve kültürdü. Aynen öyle. Bu haliyle ben çok üzülmüyorum. Ya birazcık da yani şartlar çok denk geldi. Ülkenin demografik yapısı, işte sosyo-kültürel durum, ekonomik durumlar,
yeni bir neslin gelmesi, onların müziği yani bu hani Z kuşağı denen şey bu hakikaten doğru söylüyorsun, Z kuşağını iyi temsil eden bir müzik türü bence. Böyle şeyler olur müzik tarihinde. Aslında Kızılgel'denle ilgili iki tane ufak sorum daha kaldı tabii. Ama sen tabii yani albümden bir sanatçıya bir şey seç demek biraz saçma ama işte bu da bu işin en eğlenceli yanı. Sen bu albümde yani sana özel mutlaka bir tane veya bir iki tane şarkı vardır. Onlar hangileri veya hangisi diyebilirim Kızılgerden için konuş. Kızılgerden zaten konuştuk birazcık. O şarkı özel benim için. Yani müzikal tarafıyla da içeriği anlamında da. Bir de Sabahlar iki tane seçeceksem. Benim sevdiğim en yani o albümdeki yıldızlılarım öyle söyleyeyim yani. Tabii aslında bir yandan da kliplerle ilgili konuşmak lazım birazcık da olsa. Çünkü ben senin kliplerinin özellikle bu albümle ilgili söylüyorum. Yani başka bir kalitesi ve farklı bir görüntü becerisi olduğunu düşünüyorum. Bunun için çok kafa patlatıyor muydun yoksa bu hani böyle kendi kendine gelişen bir süreçle mi ortaya çıktı? Çünkü son klibin galiba Mayıs ayında yakın zamanda insana çektiğini sanırsam. Hepsi ayrı güzel. Yani hani klip konusu da aslında bu işin görselle de bir diğer yanı müzik işine artık öyle bir yerdeyiz. Bununla ilgili ne düşünüyorsun ve bununla ilgili söyleyeceğin neler var? Görsel dünyası ile ilgili aslında albümün sadece klipler değil, kapak tasarımı tarafında da fotoğraf. Evet, kapak tasarımı müthiş. Ondan önceki söylemem lazım. Kapak tasarımı müthiş ya, gerçekten. O konuda bir numaralı teşekkür edeceğim kişi aslında Aksel Ceylan. Zaten yani New York'ta yaşayan bir sanat direktörü. Çok kabiliyetli bir insan. Çok görüşlerine çok kıymet verdiğim biri. Onunla yollarımız bir araya gelmişti. Onun vizyonu var. Ben tabii ki fikirlerimi veya ne kadar olur ne olmaz yani genel temel malzemeyi verdim ama Aksel'in inşa ettiği bir görsel dünya var. Onu da destekleyen bir diğer isim de Elvan Erdem. O da iletişim danışmanım benim. O da ikisi beraber gerçekten çok becerikli bir ekip oldular. Ben de onlara işte eşlik etmeye çalıştım diye. Kliplerin de birazcık evet konuşmamız gereken bir şey diye düşünmüştüm. Ya klipler de aslında o ikilinin aklından çıktığı için zihninden. O yüzden öyle bir görsel kalite artışı görmüş olabilirsiniz. Ben çok fazla müdahil olmayı tercih etmiyorum. Yani işin uzmanları yapsın istiyorum. Hı-hı. Ama tabii ki hikayeyi ben belirlediğim için o hikayenin çevresinde şekilleniyor. İnsan klibi için de Can Özen'e ekstra teşekkür etmemiz lazım. Onu da ekibiyle beraber yani yönetmen kendisi, klibin yönetmeni ve aynı zamanda da Away Days'in solisti zaten biliyorsunuzdur. Evet. Onun biraz görsel dünyası, onun kafasında canlanan bir klip oldu. Ve yani ya o özellikle o klip bence benim şu ana kadar çekebildiğim en güzel klip oldu yani görsel dünya açısından. Evet. Hepinizin eline sağlık. Gerçekten çok güzel. Bu böyle şeyler görünce tabii insan şeyde mutlu oluyor. Yani sen de aslında sonuçta yeni jenerasyon denecek bir akımdasın. Ve sonuçta yeni jenerasyona böyle farklı şimdiye kadar yapılmamış. Yani aynı şey yapmayıp başka bir şeyleri de yeniden ortaya çıkartmaya çalışan bir insan olduğun için, bir sanatçı olduğun için de hani aslında dinleyici olarak da ve bunları yazan birisi olarak da ben hani çok merakla takip ediyorum. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden inşallah daha çok böyle akıl açan, fikir açan işlerle devam edersin. Çok teşekkür ederim. Öyle diyelim. Deyip aslında şimdi seninle buluşmamızın sebebi olan 30 Temmuz Zorlu PSM konserine bağlayacağım. Tabii uzun zamandır sen de aslında sanırsam yani fiziksel konserden bahsediyorum. Online konserlerini görmüştüm aslında ama fiziksel konser sen de vermeyeli bayağı oldu diye tahmin ediyorum. Yanılıyor muyum? Bir yakın zamanda Haziran sonunda Nilüfer Caz Tatili'nde çaldık. O ilk tek doğru konserimdi. Ondan sonraki ilk olacak İstanbul'da. Hı-hı. 1,5 yıldır yani pandemi başladı başlayalı hiç konser veremedim. Son bir sene içerisinde sonuçta ikinci konserin çok yakın bir tarihte yani yakın zamanda. Nasıl hazırlıklar bekliyor ve hani senin uzun zamandır canlı izlemek isteyenler için burada söyleyebileceğin yani konsere hazırlanmak açısından söyleyeceklerini burada hani pür dikkat dinlemeleri lazım diye düşünüyorum. Yeni aranjmanlar yaptık. Birazcık daha eski şarkılarla yeni şarkıların daha orta noktası bir yere taşımaya çalıştık müziği. Dolayısıyla birazcık daha nasıl desem daha hareketli, daha enerjik konserler oluyor. Ve ekip değişti. Sahnedeki, yani Efe ile çalıyoruz hala. Mertcan'la da çalıyoruz davulda. Tibet Akarca ve Barış Mert Peker eklendi gruba. Onların da müzikal vizyonunun çok büyük etkisi oldu müzikte. Birazcık daha zaman zaman soul müziğe kayan, işte bazen daha elektronik gibi yani daha chill house tınlayan
Yani tür isimleri veriyorum ki birazcık tarif edebileyim. Evet, neler geleceğini birazcık hayal etsinler. Aynen, birazcık daha hala akustik tarafı da koruyan ama daha nasıl desem festival havasında geçiyor diyebilirim. Anladım. Böyle özet bir tabirle. O yüzden farklı bir şey olacak. Yani evde veya eski aranjmanlar gibi değil. Yani veya albümde duyduğunuz şeyler Kızılgerdan öyle kaldı. Onları değiştirmedik ama eski şarkıların birazcık daha farklı yorumlarını yapıyoruz. Tabii ki özünden kopmadan. Aslında bu da bir anlamda bu konserin özel bir konser olduğunun altını çiziyor. O yüzden sevenlerin, seni takip edenlerin bu konseri gelip orada veyahut da aldıkları biletle online de izleyebilirler diye biliyorum. Konsere eşlik edebilirler. Son olarak kapanmadan aslında bir bunu da sormam lazım. Yakın gelecekte demin gerçi başta biraz konuştuk yani biraz kendime vakit ayırdım ve durdum dedin ama hafif hafif de kaşınıyorum dedin bir şey için. Bu senenin geri kalanı için var mı böyle bilmiyorum yeni şarkılar veyahut da düşündüğün bir şu an ipucu olarak verebileceğin olaksız özel söyleyeceğin bir şeyler varsa onu duymak yani isterim. Ortak tabii. Çalışmalara yöneldim birazcık. Birkaç tane yani bu yıl içinde Hayki'yi söyleyebilirim. Hayki ile bir çalışma yaptım. Da bir işimiz çıkacak. Klipli olmasını ümit ediyoruz. Onun dışındakileri sürpriz olarak tutmayı tercih ediyorum şimdilik. Çünkü tam netleşmiş tarihleri de yok. Ben birazcık duracağım. Kendi şarkılarımı yazmaya başladıkça zaten ufak ufak sinyalleri belli olur. Belli eder kendini sosyal medyada. İyi ki geldin konuk oldun Can. Şimdiden konser için de başarılar. Ve umarım bundan sonra daha çok konser verebilecek günler olsun. Umarım. Bu pandemi artık umarım bununla gidiyor olur diye umuyorum. Öyle diyeyim. Kendine çok iyi bak. Konserde görüşmek üzere. Sen iyi bak. Görüşürüz.